hiperaktif bir çocuktum. Ben Kıbrıs doğumluyum, Kıbrıslıyım. Annem beni tekvandoya yazdırdı 4 yaşında. İlkokul 2, 3. sınıfta okula falan hiç gitmek istemezdim. Sürekli hastalanırdım yalandan. Dışlanma duygusunu yaşadım. Mesela kompozisyon yazardım, öğretmenim annemi çağırırdı. Yani bu çocuk gerçekten bunları yaşıyor mu? 2 sayı gerideyiz. Ya 3 sayı atabilmemiz lazım ya da maçı kaybettik. FSB sen beni altyapısına çağırdı. Sen bir sınavlara gir dediler bana babam. Basketbol, kolej, molej tam düşün ergenlik çağındaki bir çocuk. Bir anda meslek lisesi sınavına girdim. Bilgisayar bölümünün sınavını geçtim. Meslek lisesine yazdırdılar beni. Bu MVP'yi bana verdiler. Artık final serisinde 3-3. Son maçtayız. O maçı kazanan şampiyon olacak. Yani lig şampiyonu. Hiç pişman değilim. Dersler çok berbat. Ama spor, müzik top. Temmuz 1990. Ben Kıbrıs doğumluyum. Kıbrıslıyım. Şivemi aslında isteyerek değişmedim. Düzgün Türkçe konuşabiliyorum istediğim zaman. Kıbrıslı olmak benim için bir ayrıcalık oldu. Ben Kıbrıs'ı çok seviyorum. Bir Kıbrıslı olduğum için bundan gurur duyuyorum. Enteresan bir çocukluğum oldu. Ben çok hiperaktif bir çocuktum. Hiperaktif olduğum için sürekli sağa sola bulaşırdım. Evde aksiyonlar yaratırdım. Kendimi sakatlayacak şeyler yapardım. Bundan dolayı annem beni tekvandoya yazdırdı 4 yaşında. Oradan sonra sportif kariyerim başladı. İnsanlarda bazı şeyler travmalar yaratır. Ben çocukken ilk travmam geçiş travmaları. Böyle bunlar insanın hayatına yön veren travmalar. Biz İstanbul'daydık. O zaman 1. sınıfa İstanbul'da Cihangir Koleji'ne başladım. İlk sınıftan sonra Kıbrıs'a dönme kararı alındı. Döndüğüm zaman kolejden bir anda normal bir köy ilkokuluna yazıldım. O benim için çok enteresan bir geçiş süreciydi. Nereden nereye geldim gibi. Ve ilkokul 2, 3. sınıfta okula falan hiç gitmek istemezdim. Sürekli hastalanırdım yalandan. Ama hepsi bunların psikolojik falan. Ve ilkokulda o başarma içgüdüsü kendimde böyle hep çocukluktan beri çok enteresan bir enerji hissederdim. Yani farklı bir yapımın olduğunu o zamandan fark ettim. Lider olma içgüdüm çok yüksekti ve başarma isteğim her zaman çok yüksekti. Bu başarılarımı ilkokuldan beri süregelen bir sürecim var. Mesela ilkokulda okuduğum Şehit Yalçın İlkokulu tarihinde hiç basketbolda finalleri görmeyen bir ilkokuldu. Ve bizim bu okulun ilk 14 okul arasına girebilmesi bir mucize olarak görülürken ben takımı sırtladım. Ve bu sırtladığım takım ilkokullar arası Kıbrıs'ta ikinci oldu. Hatta bu ikinciliği kazandığımızda hiç unutmam. Son saniye, 2 sayı gerideyiz. Ya 3 sayı atabilmemiz lazım ya da maçı kaybettik. Son saniye üçlük atmaya çalıştım ve faul yapıldı bana. Tribünler dolu, ilkokuluz. Daha ilkokulda stres yönetimi ve o kontrol, psikolojiyi nasıl kontrol altına aldığımı bilmiyorum ama 3'te 3 serbest atışı attım ve biz o maçı kazandık ve bizim okulumuz ilk kez tarihinde böyle bir başarı elde etti. Sanıyorum ki o ilkokulda aldığım bu başarı ve özgüven beni ileriki safhalara taşıdı. Daha sonra hep basketbolda daha ileriye gitmeye çalıştım ve hayalleri çok uçuk olan bir çocuktum. Yani ilkokulda mesela kompozisyon yazardım, öğretmenim annemi çağırırdı. Yani bu çocuk gerçekten bunları yaşıyor mu? Yani normal mi? Bu yazdığı şeyler, 1,5-2 sayfa ilkokul 2. 3. sınıf çocuğun anlattığı hikayeler yani normal değil, bu nasıl olabilir diye. Felaket derecede hayal gücüm çok genişti. Ve hep böyle imkansız şeyleri hayal ederdim. Mesela ilkokuldayken NBA'ye gidebilmeyi hayal ederdim. NBA'de oynamayı hayal ederdim. Ya da işte FSB sene gitmeyi hayal ederdim. Ya bunlar hep böyle uçuk kaçık ama limitsiz hayallerim vardı.
İlkokuldan sonra ortaokul. Ortaokula başladığımda Fast Break, Kıbrıs'ın en popüler, en iyi basketbol kulübüydü o zaman. Ertuğ Nasuroğlu, hocama buradan çok selam olsun, bütün takım arkadaşlarıma. Çok uzun süre birlikte inanılmaz zaferlere imza attık. İlk takıma girdiğim zaman ben köy ilkokulundan gelen bir çocuktum. Ve bu kulüp hep seçme böyle Kıbrıs'taki en iyi ilkokullardaki çocukları seçip her sezon bir araya getirirdi. Ben dışarıdan gelen bir çocuktum ve diğer arkadaşlarım hep böyle aynı ilkokullardan veya yakın ilkokullardan okuyan çocuklardı. İlk takıma girdiğim zaman böyle bir dışlanma duygusunu yaşadım. Farklılık hissettim. Yani bu benim için eziklik duygusu diyebilirim buna. Kendini kanıtlama içgüdüsünü de burada tanıdım diye düşünüyorum. Yani tamam, sen başarılısın, okulunu iyi bir noktaya taşıdın ama daha iyilerin arasındasın. Ve bu çocuklar senden de iyi ve onların arasına girebilmen lazım. Ama daha küçüksün yani. Düşün, orta bir, yani kaç yaşında olur orta bir çocuk? 11 yaşında, 12 yaşında. Orada da bu stresi yaşamaya çok başladım. Takıma kendimi kanıtlamam gerekirdi. Bunu nasıl yapabilirdim? Tek yapabileceğim şey çalışmak. Yani daha çok çalışmam lazım. Onların arasına girebilmek için onlardan daha iyi olmam lazımdı. Bu yüzden evin arka bahçesine pota yaptırdım mesela. Daha çok çalışırdım. Antrenmana giderdim, gelirdim, ekstra antrenman yapardım. Daha her şeyi daha çok. Ve bunu başardım. Kıbrıs'ta herhalde orta 3'te maçın içerisinde smaç basmayı başaran başka adam var mı daha? Şu an hala daha geldi mi Kıbrıs'ta bilmiyorum. Aynı zamanda yüksek atlama atlardım ve sıçrama kabiliyetim çok iyiydi. Oradan dolayı ve çok hırslıydım. Sürekli çalıştım ve maçın içinde, hatta o şampiyonluğu kazandığımız maçta madalyam var. Smaç bastığım ilk gün diye. Altın madalyanın arkasında sticker yapışıldır Kıbrıs'ta. O benim için efsane bir şeydi ve orada da takımıma kendimi kanıtladım. Ve oradan sonra artık takımım da beni kabullendi. Ben de o içimde olan o kanıtlama, kendini kanıtlama duygusunu başarmış oldum. Bu tabii bende bitmedi. Yani hiçbir zaman bitmek bilmedi. Daha çok. Bu basketbol serüveni işte bizi Efes Pilsen'in kamplarına götürdü ve biz bu kadroyla Efes Pilsen'in o altyapısını yenen kadroyduk. Geceleri biz kampta kaldığımızda bizim bütün ekip yukarıda işte kağıt oyunları vesaire oynarken ben aşağıya inip basketbol sahasında ışıkları açıp şut çalışması yapardım. Hatta bizimkiler dalga geçerdi. Sen deli miyim mi bu saatte top atan, gel oynayalım falan, onu yapalım bunu yapalım. Ama mesela oradaki o ekstra da beni, Efes Pilsen beni altyapısına çağırdı. Ve bir müddet Efes'in altyapısında kaldım, o havayı soldum, o profesyonelliği gördüm mesela. Ama orada da okul için tekrardan Kıbrıs'a dönmek zorunda kaldım. Hayatımın en enteresan dönemlerinden biri burasıydı. Efes'ten döndüğüm zaman bu skill'lerim vesaire bayağı üst düzeye ulaştı ve beni Kıbrıs'taki iyi bir kolej, burslu bir şekilde liseye çağırdı. Bu yani benim için çok önemliydi. Çünkü artık böyle biraz popülerleştim, iyiyim, iyi basketbol oynarım vesaire. Bu iyi bir teklif. Ama benim babam mühendis, elektronik mühendisi. Yayın sektörünün, televizyon sektörünün içerisinde ve onun hayali benim onun gibi bir mühendis olmam veya bu yayıncılık sektörünün içerisinde olmamdı. Ve bu yüzden beni koleje, tamam okey gideceksin vesaire. Benim halam da meslek lisesinde öğretmendi o zaman. Onda bilgisayar bölümü açılmış. İşte elektronik, bilgisayar, elektrik bölümleri falan vardı. Sen bir sınavlara gir dediler bana babam. İşte bir bak en azından buna da bir, en azından bir sınav deneyimi olsun vesaire. Ondan sonra tamam okullar açılacağında seni koleje yazdırırız. Şimdi zaten ilkokuldayken aynı travmayı yaşamışım. İlkokul 1. sınıfta Cihangir Koleji'ndeydim. Döndüm gittim Kıbrıs'ta, beni şehit yalçına yazdırdılar. Bir şok yaşadım. Lisede tekrardan böyle farklı bir işte basketbol, kolej, molej, tam düşün ergenlik çağındaki bir çocuk. Bir anda meslek lisesi sınavına girdim. Bilgisayar bölümünün sınavını geçtim. Meslek lisesine yazdırdılar beni. Yani
Orada çok enteresan bir moda girdim yani. Abi okulun ilk günü gittim işte deneme diye. Nasıl bir denemeyse yani, buna nasıl yani deneme. Sen git, babam dedi git git dedi. Girdik bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ben hala daha içimde bir ümit yani, ben koleje transfer olacağım vesaire diye. Yani o üç gün, dört gün, dört ay oldu. Birinci yıl bitti ama ben meslek lisesinde kaldım. Hiç pişman değilim. Ama meslek lisesinde olduğum zaman çok farklıydı. Mesela derslerle alakalı sıfır başarı. Yani lisede bütünlemeye kalmış bir adamım yani. Ya, lisede bütünlemeye kaldım. Hatta benim hocalarım, çok sevdiğim hocalarım annemi babamı okula çağırdı. Yani derdik yani bu çocuk ya yapamaz. Yani bu işi yapamaz. Yani bilgisayar falan alakası yok. Bak hala daha bugün ben bir bilgisayarı formatlayamam. Ama lisede bilgisayar bölümü mezunuyum. Alakam yok ama. Hiç sıfır. Ama şöyle fark şu. Ben lisedeydim. Bu arada da babama o kadar çok darıldım ki yani bu mevzudan dolayı. Ben lise hayatım boyunca babamdan ilk 3 yılı çok az sohbet etmişimdir mesela. Yani babamdan aramda o zaman böyle babama çok kırıldıydım. Bu sonradan toparlandı. O dönem çok ciddi bir travmaydı benim için ama fark şu, dersler çok berbat. Ama spor, müzik, top. Okul kaptanıyım. Müzik grubu kurduk. Barikat diye bir müzik grubu. Hiç unutmam. Ya o zaman düşün, başka okullara konser vermeye falan giderdik. Yani böyle tam böyle liseli çılgın rock grubu. İşte lisede orada burada çıkardık. Ve o zaman bu Facebook falan yeni işte paylaştığımız zaman böyle insanlar böyle çok enteresan tepkiler. Hatta liselere falan gittiğimizde liselerdeki çocuklar, şimdi bir de biz özel müziğe van aldırdık. Üzerine barikat marikat okulun şeyini falan yazdırdık. İşte grup adı marup adı. İşte yanımızda eşyalar taşınmak için gelen arkadaşlar falan. Böyle çok enteresan bir böyle popüler duygular içerisine girdik. Ve bu arada da basketbol devam eder, atletizm devam eder. Hep atletizmde birinci olurum. Ve her sezon işte yurt dışına yarışmalara giderim ekstra. O zaman Avrupa'da Finlandiya Juniors Game'de atletizmde yüksek atlamada derece aldım. Bu arada da basketbol devam eder ve basketbolda da herhalde hala daha bu da Kıbrıs'ta bir ilktir. Sedat Sima ve Endüstri Meslek Lisesi, buradan bütün hocalarıma selam olsun, tarihinde ilk kez, o da bak, İlkokulumda aynı şeyi yaşadım, lisede de aynı şeyi yaşadım. Tarihimizde ilk kez final serisine çıktık. Takımda bütün oynayan arkadaşlarım hatırlar, karşı takımlarım yani okuyan gene, orada da nasıl ki ilkokulda dedim ya, ben gittim dışarıdan en iyi okullardan gelen takım arkadaşlarımla aynı kulüpteydik. Lisede de aynı şeyi yaşadık. Okullar karşılaştığında takım arkadaşlarım, kulüp takım arkadaşlarım rakibim, ben onlara karşı tek. Final serisinde bizim lise 4. geldi, biz yenildik ama ortalama maç başı 64 sayı civarı bir sayı attığım için rakibe ve inanılmaz derecede rekabet oluşurdu. Yani bizi yenen her takım 5 sayı, 6 sayı farkla yenebildi. Bu orada da Most Value Player, bu MVP'yi bana verdiler. Takım 4. geldi ama MVP ödülünü İşte liseler arası bana verdi. O çok enteresan bir şeydi. O sezon lise son sınıftım. Aynı zamanda kulüpler arası yıldızlarda, genç erkeklerde gene en değerli oyuncu ödülünü aldım. Ve bu arada da Kıbrıs 1. Ligi'nde Gönyeli Spor Kulübü'nde oynarım. Artık bu hatta çok önemli bir noktadır bu benim için kariyerimde. 1. Lig'de Gönyeli Spor Kulübü final serisindeyiz. Bu playofflar. 4'ü bulan kazanır, tamam mı? Kooperatifle oynarız o zaman. Hiç unutmam, kooperatifle çok ciddi bir çekişme var. Tribünler tıklım tıklım. Annem babam artık hep gelmeye başladılar maçlara falan. Benim çok enteresan bir yapım var. Ben böyle monotonluğa, bazı totemlere inanan bir adamım. O final serisinde de okuldan çıkardım. Eve gelirdim. Uyurdum. Makarna yapardım.
Yedikten sonra duşa girerdim ve duştayken o günü böyle hissetmeye çalışırdım. Bütün serinin, bütün kim yenecek, yenildik mi, yenilecek miyiz? Hepsini tutturdum. Ve skor artık final serisinde 3-3. Yani son maçtayız. O maçı kazanan şampiyon olacak. Yani lig şampiyonu. Takımın en küçüğüyüm. O zaman takımda Amerika'dan gelen işte basketbolcular var. Chris var, TJ var. Efsane bir takım. Karşı takım aynı şekilde. Felaket bir kapışma ve türbünler yani felaket. Ben takımın en küçüğüyüm. 17 yaşındayım daha. Lise son sınıf. O gün aynı şeyi yaptım. Okuldan çıktım, eve geldim, uyudum, uyandım. Duş, makarna mı yedim? Duşa girdim ve duştayken içimdeki ses bugün şampiyon olduk ve ben MVP'yi burada da MVP oldum. Yani şimdi benim burada MVP olmam, evet maçın hep takımın ilk beşindeyim, hep kadrodayım. En az sayı sıralamasında ikinci, üçüncü sıralardayım. Ama final maçında en skorer olup ya maçı kazanma, yani inanırım ben içimdeki o inanca inanırım ama başkasının buna inanması güç. Takım toplantısına gittik işte, takım son maç öncesi toplantıda. Ahmet Güneralp koç, o zaman gittim koça dedim ki koç ne oldu Sami dedi. Biz dedim bugün şampiyon olduk ve dedim MVP'yi ben alacağım. Bana sırtıma vurdu, aferin dedi, hep böyle inançlı ol, hep böyle şey ol, işte takıma, abilerine destek ol falan. 27 sayıyla takımın en skoreri oldum, MVP oldum ve bir şampiyon olduk. Yani bu inanılmaz bir şeydi benim için ve orada dedim ki evet, içindeki hisse her zaman inan. Yani bunu sen başarabilirsin. Şimdi günün geri, bu benim için çok büyük bir inanç ve güçtü. Sonra işin geriye kalan, şimdi okul bitiyor. Üniversiteye gitmem lazım. Geldik üniversite zamanına. O zaman da tabii bu lise mevzularında, bu işte basketbol, müzik falan dönerken ben aynı zamanda da dershaneye giderim ha bu arada. Yani sadece kitabı okuyan olmamak lazım. Aslında kitabı yazan olmak lazım. Kendine bir metot keşfetmek lazım. Çünkü bu işte çok farklı şeyler var. Yani bu çocuktan yani ya popçu olur ya topçu olur yani. Başka hiçbir şey olmaz yani bundan. Sınava 52 gün kaldı. 52 gün çalıştım. İş gittikçe kıskaç çember daralmaya başladı. Ben bir insanın saçının bir gecede beyazladığını gördüm. Anlatılan bütün dersler aslında genel insanlar ve sporcular içindi ama ben hep hocaların anlattığı şeyi vücut geliştirmede ben bunu nasıl kullanabilirim mi düşündüm. Sadece öğrendim çünkü işime yarayacaktı. Literatürde yazanın daha bir farklısını denemeye çalışırdım.